Finansal olarak neden bir türlü yükselişe geçemediğinizi bilmek ister miydiniz? Bazen bir farkındalık hayatımızı kökünden değiştirebilir. Bazen de başkasının yaşadığı bir farkındalığı öğrenmek bakış açımızı değiştirerek hayatımızı değiştirebilir. Bazı hikayeler gerçekten bu anlamda çok ilham verici. Bugün sizinle paylaşacağım hikaye Milyonerlik Haritası kitabının yazarı Jim Stovall'ın hikayesi. Aslında bu videonun ana fikrinde bizi zenginlik yolculuğuna çıkartma potansiyeli olan finansal özgürleşme ve büyüme yolunda ilk adımları atmamızı sağlayan içimizdeki arzuyu neyin tetiklediği ile ilgili bir fikir sahibi olmak. Yaptığınız ve yapmadığınız her şeyi bir nedenden dolayı yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız şeyleri o neden dolayısıyla yaparken yapmadığınız zaman da o nedenin yokluğundan dolayı yapmıyorsunuz. Bu kilo vermek için de böyle, fiziksel olarak formda olmak için de böyle, finansal olarak güçlenmek için de böyle, kariyer başarısı açısından da böyle. Kısacası başarılı, mutlu, üretken, huzurlu bir yaşam inşa etme yolculuğuna çıkmak konusunda da böyle. Başarılı insanların kuvvetli nedenleri oluyor arkadaşlarım. Kuvvetli nedenlerle yola çıkıyorlar. Artık bulundukları noktaya tahammülleri kalmıyor. Tabiri caizse bıçak kemiğe dayanıyor. Jim Stovall da benzer bir nedene sahip olduğu andan itibaren finansal olarak hızlı yükselişe geçerek zenginliğe ulaşmış arkadaşlarım. Yaşadığı olay şu. Bir gün eşiyle beraber süpermarkete gidiyorlar ve kasada ödeme yapmak üzere hazırlanırken paralarının sepetteki tüm ürünleri almaya yetmediğini fark ediyorlar. Orada sırada bekleyen diğer insanlar ve kasiyerin bakışlarının önünde eşinin bir somun ekmeği götürüp tekrar dolaba bırakışını izlerken o an Jim Stovall zengin olmaya karar verdiğini söylüyor. Bir daha asla bu duyguyu yaşamak istemediğini, bir daha asla karısını böyle bir duruma düşürmek istemediğini fark ediyor ve bunu bir neden haline getiriyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yaşanan tek bir olay bir insanın içindeki bir kıvılcımı ateşliyor ve hayatını kökünden değiştirmesine yol açıyor. Bugün başarılı insanların röportajlarını dinliyorsunuz. Hepsi geçmişlerinde, zorluk dönemlerinde yaşadıkları bir olayın onları tetiklediğinden bahsederler. Birinin onu küçümsemesi, bir işten çıkarılma, en ihtiyaç duyduğu anda destek bulamama, ihanet, aldatma gibi bir olay yaşayıp bir anda önce belki acılı bir süreç geçirmelerine rağmen bunları bir sıçrama rampası olarak kullanarak hayatta çok iyi yerlere gelebiliyorlar. Dolayısıyla kuvvetli bir nedene ihtiyacınız var. Jim Stovall da kitabında zaten bunu söylüyor bizlere. Nedeniniz ne? Neden zengin olmak istiyorsunuz? Neden finansal olarak yükselmek istiyorsunuz? Neden bolluk bereket içinde olmak istiyorsunuz? Nedenlerimizin ne kadar farkındayız arkadaşlar? Hatta bir nedenimiz var mı? Bunları içsel çalışmalar yaparak çıkartabiliriz kesinlikle. Neyi istemediğinizi bulursanız neyi istediğinizle ilgili bir neden de ortaya çıkıyor. Artık katlanmak istemediğiniz şeylerin bir listesini yapmaya başlasanız şu anda zaten nedenleriniz gözlerinizin önünde belirecek. Ama bu nedenleri sahiplenmek, içselleştirmek ve bir yakıt haline getirmek önemli olan. Yoksa bir sürü insan bir şeyler yaşıyor hayatında ama o bıçak kemiğe bir türlü dayanmıyor. Katlanmaya devam ediyor hayatındaki istemediği şeylere, olaylara, insanlara. Bu videoda bahsetmek istediğim bir diğer bakış açısı da Jim Rohn'dan arkadaşlar. Jim Rohn da kitabında benzer bir olaydan bahsediyor. O iğrenmek kelimesini kullanmış. Artık bulunduğun durumdan iğrenmen gerekiyor ki farklı bir duruma geç. Ana felsefeyi böyle özetleyebiliriz. Artık bıkmadın mı diyor. Almak istediklerini alamamaya, yaşamak istediğin hayatı yaşayamamaya. O da şu örneği veriyor. Gene süpermarkette eşiniz diyor çamaşır deterjanı alırken bir ürüne bakar, fiyatına bakar, yerine koyup yanındakini alır, onun da fiyatına bakar. Siz ilk kaliteli olan ürünü almak istediğini bilirsiniz. İkinci ürünün ondan 10 lira daha ucuz olduğunu da bilirsiniz. Ve eşinizin o ucuz olan ürünü istemeyerek de olsa tercih edeceğini de bilirsiniz. Yetmedi mi diyor 10 lira için. Bozun toprağın arasına eğilip bozukluk aramaktan bıkmadınız mı diyor. Canınıza tak etmesi için neyi bekliyorsunuz diyor. Bütün bunlar ateşleyici, harekete geçirici, ilham verici cümleler arkadaşlar ama herkes için mi acaba? Yani tabii ki bu cümleleri duymayı bekleyen insanlar, o cümlelerin hedefinde olan insanlar var. Harekete geçiriyor arkadaşlar. İnsanın içinde bir potansiyel var dostlarım. Emin olun şu anki durumunuzdan çok daha iyi bir duruma kendinizi getirecek bilgiye, tecrübeye, donanıma henüz sahip olmasanız bile bu tetikleyici arzuyla yola çıkarsanız yolda bütün o ihtiyacınız olan bilgi, deneyim, bakış açılarıyla donanmaya başlıyorsunuz. Her yerden size bilgi gelmeye başlıyor. O güne kadar, o kararı alana kadar sanki önünüzde duran, sizi engellemeye çalıştığını düşündüğünüz dünya tam aksine
yardımınıza koşmaya başlıyor. Çeşitli insanlar, tesadüfler karşınıza çıkmaya başlıyor. Bunların hepsi o kuvvetli nedenle yola çıkmanızla oluyor. Yola çıkmadan bulunduğunuz noktada durursanız, konfor alanınızın içinde durursanız da hiçbir şey olmuyor. Dünya gene size direnç gösteriyormuş gibi algılamaya devam ediyorsunuz. Eminim bu videoyu izleyenlerin içerisinde hem şu anda maddi sıkıntılar yaşayan insanlar olduğu kadar iyi durumda olup daha iyi durumda olmak isteyen insanlar da var. Tabii ki onların da aslında kuvvetli nedenlere ihtiyacı var. Arkadaşlarım, asıl mesele konfor alanımızın dışına çıkmak. Konfor alanının içinde büyüme yok. Dış kabuğa, sınırlara yakın, hatta onların dışında hareket ederek insan hayatını ancak geliştirebilir. Merkezinde durarak nereye gidebilirsiniz? Bu arada bugün de Yeşilköy sahilindeyim. Gene inanılmaz bir yürüyüş ve son derece güzel bir hava. Hafif esinti. Gerçekten çok keyif alıyorum. Hem video çekerken hem de bu yürüyüşü yaparken. İnsan içinde bu potansiyelin olduğundan bahsetmiştik. Ama potansiyelin hiçbir önemi de yok diyebiliriz. Yani potansiyelli olup bugün ölüp giden, toprağın altına giren, herhangi bir başarıya imza atamadan göçüp giden birçok milyonlarca insan geldi geçti bu dünyadan. Sizin içindeki potansiyeli ortaya çıkartabilmeniz için önce engelleri ortadan kaldırmanız, ama bu engelleri ortadan kaldırma yolculuğuna cesaretle çıkabilmeniz için de içinizde bir arzunun oluşması gerekiyor. Her şeyin başı da kuvvetli bir neden. Bugün birisi ne yapıyor? İşte kız arkadaşım beni terk etti. Hızla kilo vereceğim, müthiş bir fizik yapacağım ve onu pişman edeceğim diye yola çıkabilir. Size bu çok mantıksız gelebilir ama o nedenini buldu. O nedenle başarı yolculuğuna çıktı. Önemli olan bu. Herkesi farklı bir şey tetikliyor arkadaşlar hayatta. Başka birisi işte hoşlandığı kızı başka birinin okul çıkışında lüks bir arabayla aldığını görünce ben de inanılmaz başarılı olacağım, çok para kazanacağım ve bu arabadan ben de alacağım diye o anda derin bir karar vermiş olabilir. İşte bu arzu da onu tetikliyor. O da bu arzuyla içindeki potansiyeli gerçeğe çevirmek için harekete geçiyor. Sonuç aldıracak bir düzleme oturtuyor içindeki potansiyeli. Hareketin olmadığı yerde hiçbir şey yok. Nerede hareket orada bereket diye boşuna dememişler arkadaşlar. Hareket, devinim, bunlar hep enerjiyi harekete geçiren olay akışlarını sizin arzuladığınız hedeflere doğru ulaşmanız konusunda sizi destekleyici kıvama getiren unsurlar. Aslında bu süreç aynı zamanda çok da keyifli. Yani süreç içerisinde acı çekmiyor muyuz? Tabii ki. Bazı isteklerinizi ertelemeniz gerekebiliyor. Uzun lafın kısası, şu an itibariyle bir neden arayışına girmenizi şiddetle öneririm arkadaşlar. Hayatınızda nelere şu anda katlandığınızın listesini yapmak bunun ilk adımı. Belki de almak istediklerinizi alamamak size şu anda çok koyuyordur. Belki arkadaşlarınızla istediğiniz yerlere gidememek, sosyalleşmememek içinde bulunduğunuz maddi durum nedeniyle koyuyordur. Belki yurt dışına seyahat etmek istiyorsunuz, bunu başaramıyorsunuz ve bu size büyük üzüntü veriyordur. Ama bakın, buradaki en önemli nokta şu. Bunlar herkes harekete geçirmiyor. Yani bugün yurt dışına çıkamayan birçok insan var. Belki sizin için çok kıymetli bir şey dünyayı görmek, seyahat etmek. Bu sizi inanılmaz harekete geçirici bir neden olabilir. Başarılı olacağım, terfi edeceğim, çok para kazanacağım, yatırım yapacağım. 3 yıl içinde istediğim ülkeye seyahat edebilecek maddi güce geleceğim diye içinizde bir ateş yakabilirsiniz. Ama bazı insan için umurunda bile değil. Onun da derdi belki de kamp yapabilecek malzemelere erişemiyor. Kampa gidecek teknik teçhizatlardan, imkanlardan yoksun olmak belki de onu katlanamadığı bir durumda tutuyor. Başka birisi için kitap alamamak bile inanılmaz derecede üzüntü verici ve harekete geçirici bir neden olabilir. Bakın işte Jim Stovall'ı bir somun ekmek zengin yapmış arkadaşlar. Zaten kendisi de söylüyor, beni bir somun ekmek zengin etti. Yani o karısının arkasını dönerek herkesin o bakışların içinde gidip o ekmeği dolaba bırakışını görmek adamın hayatını kökünden değiştiren bir karar almasına, içinde bir ateş yanmasına sebebiyet vermiş. Umarım bu hikaye size ilham verir. Siz de kuvvetli bir neden arayışına girersiniz. Bakın 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 burada ne var. Bak, bu turuncu kedilere bayılıyorum arkadaşlar. Böyle bir değişik oluyorlar, tatlı oluyorlar. Bizim Alfa da gri. Bir tane de böyle bir şey alsam. Bir gri, bir turuncu. Ne haber? Oy canım benim. Ya kedileri, hele bir de Alfa'yı beslemeye başladıktan sonra inanılmaz bir, ne dersiniz, böyle merhamet mi duymaya başladım dersiniz arkadaşlar. İçimizde ne büyük bir hayvan sevgisi varmış da haberimiz yokmuş. Bu arada 15 bin aboneyi geçtik. 12 bin abone için video çektiğimde 14 bini geçmiştik. Hızla yetişemedim adeta. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımız gördüğünüz gibi kalitesini arttırarak devam ediyor. İlgi çekici konular bulmaya çalışıyorum. Daha sırada birçok konu var. Lütfen siz de fikirlerinizi benimle paylaşın. Hocam şu konuda video çekin deyin. Çeşitli başlıklar bana önerin. Sizden gelenler serisinde bir video daha yakında geliyor. Mektuplarınızı da bekliyorum. Yaşadığınız ilham verici olaylar, zorlayıcı koşullardan çıkışlarınız ya da insanları bazı durumlardan koruyacak
ya da insanları bazı acı tecrübelerden koruyacak hikayeleriniz varsa bunları bekliyorum. Bunları paylaşalım kanalımızda. İnşallah büyük bir hızla önce 20 bin, sonra 50 bin ama ana hedefim olan 100 bini de hep beraber göreceğiz. Bu yolculuğun daha başları sayılır. Aramızda olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Gelecekte bu videoyu 100 bini geçtiğimizde izleyenler olursa da tatlı bir anı olarak daha henüz yolun başında sayılırken bu çektiğim videoda da böyle bir hayalim olduğunu paylaşıyorum. Umarım başarırız. Hepinizi çok seviyorum. Büyük bir ağacın altına, gölgenin içine girmişken sizlere sevgimi yollayarak videomuzu noktalıyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.